Merhaba çok değerli arkadaşlar. Bugünkü videoda geometrik boyutlandırma ve tolerans sanırımı kullanırken en çok karşılaştığımız, özellikle tasarımlarda karar verme durumlarında bizi düşünmeye zorlayan ve doğru karar vermenin de sonrası için parçanın maliyetleri, işleme kolaylığı, kontrol kolaylığı için çok önemli olan bir durumdan bahsedeceğim. Özellikle konum toleransı kullandığımızda, özellikle de eksenlerin konumunu, eksenli unsurların konumunu kontrol etmeye çalıştığımızda bazen toleransla birlikte malzeme durumunu, konumu kontrol edecek unsurun gerçek malzeme durumunu belirtmeyi tercih ediyoruz. Bunda neydi? İşte M gibi, maximum material condition işareti olan M ile veya tam tersi en az malzeme durumunun, least material condition'ın sembolü L ile ya da ikisini kullanmak istemezsek hiçbir şey koymayarak, hiçbir sembol koymayarak, yani eskiden kullanılan S'nin yerine M ya da L kullanmayarak bir malzeme ilişkisini, malzeme durumu ilişkisini belirtme ihtiyacı duyuyoruz. Burada üç tane sembol var özetleyecek olursam. M en fazla malzeme durumu sembolü, L en az malzeme durumu sembolü, S de regardless of feature size, unsur boyutundan bağımsızlık durumunun sembolü. Ama 1994'lü yıllarda standartlarda yapılan bir değişiklikle S kullanımı, S'nin resimlerde görülmemesi sağlandı. M ya da L yoksa S vardır dendi. Bu nedenle S'yi çok fazla görmüyoruz. Eski resimlerde karşılaşabiliriz. Ve bir teknik resimde konum toleransı kullanıldığında, eksenin yeri için konum toleransı kullanıldığında M, L ya da S kullanımı son derece önemli. İmalatçılar için çok fazla fark etmez. Çünkü imalatçı arkadaşlarımız her zaman mükemmel yapmaya çalışırlar. M'yi, L'yi kullanmadan, buradaki bonusları kullanmadan parçayı mükemmel yapmak isterler. Ancak ölçümlerde M varsa M'nin işin içerisine katılması, kontrollerde, muayenelerde, L varsa L'nin katılması, S varsa S'nin katılması son derece önemli. İşte bu eğitimde M ne zaman kullanılır, L ne zaman kullanılır, S ne zaman kullanılır? Bu sunumda bunları aktarmaya çalışacağım. Baştan söyleyeyim, biraz uzunca bir sunum olabilir. Çünkü sohbet tabiriyle konuşacak olursam mevzu biraz derin. Bu yüzden de özet geçmeye çalışacağım ama özeti bile zaman alabilecek. Şimdi biz parçaları tasarlarken mutlaka montajı öngörmek durumundayız. Yani tasarımcılar montajı düşünerek parçalar tasarlarlar. Varsayalım ki şöyle iki tane parça birbirine bağlanacak montajda. Bu iki parça nasıl bağlanacak? İşte parçanın bir tanesinde delik ve çevresinde dört tane, ortada bir delik, pilot delik diyoruz ve çevresinde bir patern var dört delik oluşan. Karşı parçada yine bir pilot, pim ve etrafında dört tane delik var. Montajda şu şekilde olacak varsayalım. Yani buradan önce pilot pim, pilot deliğe geçtikten sonra işte civatalarla, dört tane civata ve somunla, bir de somun kullanarak, karşıdan sıkarak montajın yapılacağını varsayalım. Ve bu montajda varsayalım ki hem şuradaki pilot unsurlar, delik ve pim birbirine çok boşluklu geçiyor. Bir kavrama özelliği yok. Boşluk çok önemli değil. İşte yeşille, genellikle yeşil renkle gösteriyoruz büyük boşlukları. Civatalarda deliklere boşluklu geçiyor ki zaten civatalar her zaman deliklerden belli bir boşlukla geçer. Az ya da çok bir boşluk mutlaka veririz. Hiçbir zaman civatanın sıkı geçmesini bir delikten düşünmeyiz. Böyle bir tasarım olmaz. Somunda kullanıldığı için karşıda her iki parçada civataların geçebileceği genişlikte, çapta deliklerin olduğunu varsayalım. Montajımız buysa bu parçanın teknik resmini yaparken boşluk olduğu için, hem burada boşluk olduğu için hem de burada boşluk olduğu için eğer geometrik tolerans kullanacaksak M kullanımından bahsedebiliriz. Yani parçaların resimlerini yaparken her iki parçanın da işte üst şu parça, delikli parça diyelim ki bir yüzeye datum A dedik, düzlemsellik verdik. Deliğin eksenine datum B dedik. Ona da A'ya göre düzlemsellik, diklik verdik, duruş toleransı. Ve burada dikkat ederseniz hem şurada B'nin yanında datumun yanında ya da boyutlu unsur olan datumun yanında, A'nın yanında kullanamıyoruz çünkü A boyutlu unsur bir yüzey. B ise bir boyutlu unsur, boyutu ve toleransı var. Bu nedenle B'nin yanında M'yi kullanabiliriz. Eğer
tercih edersek, montaj koşullarını düşünürsek, bir de toleransın, delikler için toleransın yanında M'yi kullanabiliriz. Çünkü hem deliklerin yanında boşluk var, delikle civata arasında boşluk var, o zaman burada M kullanılabilir. Hem de datum B'ler arasında, hem bu parçadaki datum B hem de bu parçadaki datum B arasında bir boşluk varsa datumun yanında da M kullanabiliriz. Demek ki boşluk biraz M'yi çağrıştırıyor. Boşluk biraz laçkalık demektir. Boşluk artarsa çok sorun olmayacak. Civata ile delik arasında ya da iki pilot unsur arasında boşluk çok artsa da çok sorun yaşamayacağız gibi öngörüler varsa, o zaman hem burada M'yi kullanmak hem de burada M'yi kullanmak her zaman için iyidir. Ya da hem burada M'yi kullanmak hem de burada M'yi kullanmak her zaman için iyidir. Çünkü M'nin birçok yararı var. Biz teknik resimlerde M'yi gördüğümüzde üç şeyin hatırlanmasını isteriz. M en fazla malzeme durumu, yani maximum material condition'ın semboldür esasında M harf olarak. Ancak aynı zamanda M iki farklı şeyi daha çağrıştırmalı bize. Bir, montajı çağrıştırmalı. Demek ki M varsa boşluklu bir montaj var. Bir civata geçecek ve boşluklu geçecek. Bir, bu çağrışımı yapmalı. Üçüncü olarak da M'nin çağrışım yapacağı üçüncü olayda M master demektir. Fonksiyon kontrol master. Eğer biz bu deliklerin konum kontrolünü, yani şuradaki kontrolü bir masterla, bir karşılık masterıyla, functional gauge olarak tabir ettiğimiz sabit bir masterla kontrol etmek istersek M olması şartı vardır. M yoksa bu masterı yapamayız. Umarım ileride bir gün, yani çok uzun sürmeyecek bir gün, bu konuda da çok önemli bir konu olduğu için bir hazırlığım olacak, video hazırlığım sizlere paylaşacağım. Demek ki burada boşluk olduğu için, burada da boşluk olduğu için hem burada hem de burada M'yi kullanabiliyoruz. Toleranslarımız geniş. Çünkü boşluk var. Buradaki pilot deliğin toleransı geniş. Pilot çapın toleransı geniş. Burada yapılacak tek şey, tasarımcıların yapacağı tek şey, en kötü durum analizlerini yapmak. Yani örneğin bu delik boyut toleransı ve verilen geometrik toleransla birlikte en küçük kaç gibi davranabilir? Bu pim boyut toleransı ve verilen geometrik toleransla birlikte en büyük kaç gibi davranabilir? Ki burada deliğin davranış durumu 23.95. Davranabileceği en kötü durum 23.95 milimetredir. Şuradaki pimin de 23.90 milimetredir. Yani en kötü durumda bile %5 boşlukla bu pim bu deliğe geçebilir. Civatalar için aynı durum söz konusu. Civata deliklerinin davranabileceği en kötü durum en küçük 8.40 olabilir. 8.40 yani en fazla malzeme durumdayken 0.25'te konum hatası olabilir. Delikler en küçük 8.15 gibi davranabilir. Ki bir çul case dediğimiz, zahiri durum dediğimiz durum oluşur. Civata 8 olduğu için standart civata geçer. Dolayısıyla montaj garanti. Demek ki boşluk M'yi çağrıştırıyor. Bu bir aklımızda olsun tasarımcı olarak. Aynı parçalar için ikinci bir montaj olasılığından bahsedeyim. Varsayalım ki bu kez aynı parçalar, aynı parçaların montajını yapacağız. Ancak şuradaki pimle, pilot pimle, pilot delik arasında boşluğun olmadığını varsayalım. Kavrama özelliği olacak. Bunu kavrayacak. Yani iki parça oynamayacak. Şu datumun etrafında bir boşluk olmayacak. O zaman bunu boşluğun olmadığı yerleri genellikle sarıyla gösteriyoruz. Temaslı geçme. Ama civatalar daha önceki, bir önceki montajda olduğu gibi rahatlıkla geçecek. Yeşil renkler boşluğu gösteriyordu. Burada ortaya bir sıkılık çıktı. Ya da sıkıntılı bir durum çıktı. Bir boşluk ortadan kalktı. Bir boşluğun ortadan kalkması demek resimlerde de bir şeyin değişmesi anlamına gelir. Resimde bir şeyler değişecek. Biraz maliyetler artacak. İmalat ve kalite maliyetleri. Bunu beklememiz lazım. Yani parça maliyetlerinin biraz artacağını beklememiz lazım. Ne değişecek resimde? B'nin yanındaki M'yi kaldıracağız. Çünkü artık burada boşluk yok. Datumun etrafında bir boşluk yok. Şuradaki toleransımız daha dar olacak. Çünkü artık burada bir makina geçmesi toleransı var. Daha az bir boşluk var. Artık bir laçkalık yok. Bu yüzden buradaki tolerans ve buradaki tolerans daraldı. Benzer şekilde karşıdaki parçada da yine B'nin yanındaki M'yi kaldıracağız. Artık burada M kullanamayız. Kullanırsak yani çok anlamlı olmaz. M boşluğu çağrıştırıyordu. Ve şuradaki yine pimin boyut toleransı ve diklik toleransı, geometrik toleransı bir önceki montaja göre çok daha daralacak. İşte B'nin yanında M'nin olmaması şunu anlatır. Paternlerde kullanılır, bunu genellikle kullanılır. Bir patern söz konusuysa ki burada var, dört delikten oluşan bir grup var.
Bu grubun oluşturduğu bir eksen var, bir silindir var. B'nin yanında M olmadığında, datumun yanında M olmadığında resmin söylediği şey şu ya da istediği şey şu tasarımcının. Datum B neredeyse, yani şuradaki pilot dilin eksen neredeyse, patern eksen de aynı yerde olacak. Buna paternin kayması diyoruz. Burada patern kaymasına izin verilmiyor. Çünkü patern kaymasına izin verirsek o zaman montaj olmaz. Çünkü burada, hem burada kavrama istiyoruz hem de patern kayabilir dersek montaj olmaz. Dolayısıyla B'nin yanında M'nin olmaması böyle çok önemli bir durum anlatıyor. Demek ki montajlarımızda burada bir temaslı geçme bekliyorsak datum yanına M'yi koymaktan kaçınmamız lazım. Koyarsak sorun yaşayabiliriz. Ancak şurada M'yi kullanabiliriz çünkü burada hala bir boşluklu geçme var. Ve tolerans hesabımızda bir önceki resimde olduğu gibi deliklerin en fazla malzeme, en kötü durumu, zahiri durumu 8.15 milimetrenin altına düşmeyecek şekilde hesap yaparak buraya bir uygun geometrik tolerans, konum toleransı koyabiliriz. Şimdi bir boşluk ortadan kalktı, bir temaslı montaj ortaya çıktı, bunun resme yansımasını gördük. Bu hem imalata yansıyacak, biraz daha hassas bir işleme, hem de kalite ölçümlerinde, kalite için ölçümlerde, yani muayenelerde bu dikkate alınacak, ölçümlerde dikkat edeceğiz. Üçüncü bir durum, biraz daha kötü bir durum diyelim ya da sıkıntılı bir durum. Bu kez varsayalım ki şurada da diş var. Yani somun yok burada. Civata buradan geliyor, birinci parçadan geçecek, ikinci parçaya da saplanacak. Yani boydan boya geçmeyecek, arkada somun yok. Dolayısıyla karşıdaki parçada diş olduğunu varsayalım buralarda. Metrik 8 dişler olduğunu varsayalım. Şimdi boşluk sadece şurada kaldı. Bir boşluk da ortadan kalktı. Bu da kuşkusuz parçanın işlenmesinin biraz daha zor olacağını bize anlatan bir durum. Biraz daha zor olacak parçanın işlenmesi, bu kesin. Resimde ne değişecek? Resimde B'nin yanında M olmayacak çünkü burada boşluk yok. İşte pilot çapın toleransı dar, diklik toleransı dar. Burada sıkıntımız var. Karşılık parçası aynı şekilde B'nin yanında M olmayacak. Başka bir yöntemimiz vardı, bu parçayı da kullanacağız. B'nin yanında M olmayacak burada ve B unsurunun toleransları daha dar, diklik toleransı da oldukça dar. Peki başka ne değişti? Yani şuradaki temasın, boşluğun ortadan kalkması, temaslı bir montaj olması neyi değiştirdi? Şuradaki tolerans da buradaki toleransı daralttı. Ve diş çekilen yerdeki delikte, civata ile delik arasında bir boşluk olmadığını varsaydığımız için buradaki M de ortadan kalktı. Sadece M burada kaldı. Niye? Çünkü sadece burada boşluk var. Peki 0.25 konum toleransı neden azaldı? Bunu da azaltan yine şuradaki boşluğun ortadan kalkmış olması. Çünkü burada boşluk olmayınca burada konum toleransı hesabı yapamıyoruz. Konum hatasının dişlerde hiç olmaması gerekir diye bir varsayımda bulunmamız gerekir. Ancak bu imkansız olduğu için mutlaka burada da bir toleransa ihtiyacımız olacak. İşte onu buradan alıyoruz. Şuradaki boşluktan hesapladığımız konum toleransı 0.25 kadar demiştik. Buradaki toleransın bir kısmını, genellikle prensip olarak 1/3 kadarını dişlere, 1/3 kadarını da deliklere vermek bir temel prensiptir, yaklaşımdır. Çünkü deliklerde konum hatası daha fazla olmakta. Delikleri işlemek zor. Diş çekilmiş delikler, özür dilerim. Diş çekilmiş deliklerde konum hatası ihtiyacı daha fazla. Konum toleransı ihtiyacı. Bu yüzden buraya daha fazla tolerans. Buraya işte 1/3 kadarını, toplam %25 toleransın 1/3 kadarı burada, 1/2 kadarı da burada. Burada az olmasının bir gerekçesi de M'nin hala kullanılabilir olması burada. Çünkü burada boşluk var. Dolayısıyla burada %8 konum toleransı yetmezse, sorun yaşanırsa imalatta ya da muayenelerde, deliği biraz büyük yaparak, bonus alarak buradaki tolerans artırılabilir. Bu nedenle buraya daha çok vermek, dişlerde M kullanmadığımız için, prensip olarak boşluk olmadığını varsaydığımız için böyle bir prensip, yani 1/3, 1/2 oranı bence uygun bir oran. Demek ki arkadaşlar montajlarda, montaj demek aslında iki parçanın birleşmesi ve birleştirilmesi demek. Birleştirmede ne kullanıyoruz? Civatalar, pimler, saplamalar, perçinler. Bu tür
bağlayıcılar kullanıyoruz. İşte bağlayıcı dediğimiz elemanla perçin, pim, civata, saplama, onun geçtiği unsur arasında, delik arasında boşluk varsa, kayda değer bir boşluk varsa, burada M kullanılabilir anlamına geliyor. Ancak boşluk yoksa M kullanmaktan kaçınıyoruz. Çünkü M'nin bir anlamı olmuyor. Çünkü boşluk yok. Demek ki boşluk demek M demek. Biraz daha çıkalım. Bu yüzden M olan resimleri imalatçıların sevmesini bekliyoruz. Onları daha uygun teklifler vermelerini her zaman bekliyoruz. Peki L ne zaman kullanılır? İkinci sembol. Yani M maksimum material condition. En fazla malzeme durumunun sembolü. Demek ki boşluk varsa kullanıyoruz. Şimdi M'de şöyle bir durum var. Çok anlaşılır bir durum bu. Boşluk verebilmenin ya da M kullanabilmenin. Delikten civata geçecek. Deliğin çapı 8.40-8.60 arası olabilir. Civata ise metrik 8. Yani pim, diş üstü çapını 8 kabul edebiliriz. 7.95 falandır, 7.90'dır ama 8 kabul edebiliriz. Ve 4 deliğe de aynı civata geçecek. Şimdi o zaman şunu varsaymamız lazım. Madem delikler 8.40 ile 8.60 arasında olabiliyor, bu olasılık var. Yani bir delik 8.40 da olabilir, 8.50 de olabilir, 8.60 da olabilir. Ancak hepsini aynı civata geçiyor. Ve resim şunu söylüyorsa, delik en fazla malzeme durumundayken, yani 8.40 iken şu kadar konum hatası olabilir diyorsa, o zaman buradan otomatik olarak şunu düşünmemiz lazım. Yani burada M olsa da olmasa da, o zaman büyük deliğe aynı civata daha kolay geçer. O zaman delik büyüdükçe, yani 8.40'dan 8.60'a doğru gittikçe herhangi bir delik, yani en fazla malzeme durumundan ayrıldıkça, bu ayrılma miktarı kadar montaj daha kolay olacak. Çünkü aynı civata geçiyor. O deliğe bonus vermemiz lazım. Bu yüzden delik çapı ölçüldüğünde, CMM'de veya başka metotlarla ölçüldüğünde, 8.40 geliyorsa deliğin gerçek değeri, onun konum hatası %8'i geçmemeli. Ancak başka bir delik 8.50'de geliyorsa, onun konum hatası %18'i geçmemeli. Bir başka delik 8.60 geliyorsa onun konum hatası 0.28'i geçmemeli. Bu son derece anlaşılır bir şey. Zaten çok da uygulamada, yani teoriyi bilmesek bile kullandığımız bir şey. Bu tür paternlerde civata geçmediği zaman ne yapıyoruz? Deliği büyütebiliyoruz. Eğer büyütmek için bir payımız varsa. 8.60'ı geçmemişse. Demek ki M'nin söylediği şu: bir delik ya da eksenli unsur M kullanılmışsa konum için, büyüdükçe montaj daha kolay olduğu için biraz daha gezebilir. Buna izin verelim. Makul bir şey bu. Ancak L ne diyor? M yerine L kullanırsak tam tersi. Bu sefer delik, örneğin bir delik için L kullanılmışsa, küçüldükçe daha fazla gezebilir. Şimdi bunu anlamak biraz zor. Bunu canlandırmak da biraz zor. Hani delik büyüdükçe daha fazla gezebilir, bu anlaşılıyor. Çünkü zaten delik büyüdü, civata daha kolay geçer. O zaman biraz daha hata olsa bile eğiklik, kaçıklık kabul etme ihtimalimiz var. Çünkü montajın olma ihtimali var. Ancak şunu söylemek aynı kolaylıkla olmuyor. Bir delik küçüldükçe daha fazla gezebilir L yazdığımız için. Küçüldükçe zaten bir civata geçecek sorudan zaten daha zor geçer. Ve bir de daha fazla gezebilir dediğimizde civata hiç geçmeyebilir. Dolayısıyla L kullanımı biraz anlamsız geliyor. Hemen anlayamıyoruz. Kolay kavrayamıyoruz. Burada bunu kavrayabilmek için şunu aklımıza tutalım. Demek ki L'nin montajla ilgisi yok. Yani montajda bir problem yok. Bu deliklerden geçecek olan şey neyse, bazen kablo geçebilir, hava geçebilir veya bir pim geçebilir veya bir civata geçebilir. Her koşulda geçiyor zaten. Geçmediği problem yok. Yalnız bizim başka bir problemimiz varsa L kullanırız. Örneğin delikler kenara çok yakın. Şu delikle dış çap arasındaki et kalınlığı mesafesi çok az. Delikte kenar arasında. Biz M kullandığımızda ne diyoruz? Delik büyüdükçe daha fazla gezebilir. Bu delik büyüdükçe kenara yaklaşıyor zaten. Bir de daha fazla gezebilir dediğimizde kenara iyice yaklaşıyor. Dolayısıyla malzeme problemi çıkabilir. İşte bu yüzden bazen M kullanımı sıkıntı yaratabilir malzeme ile ilgili. Demek ki L gördüğümüz yerde de malzeme ile ilgili bir problem olduğunu anlayacağız. Least material. Yani en az malzemeyi korumak istiyor tasarımcı. Bunu göreceğiz. Bunu anlayacağız. Bir örnek yapacak olursak, hani detaylı durmayacağım üzerinde ama kabaca incelediğinizde zaten rakamlara baktığınızda anlarsınız durumu.
Varsayalım ki şöyle bir parçamız var. Ve bu parçayı modelledik. Şunlar bizim model ölçülerimiz olsun. Çok da yani önemli bir parça olmadığını varsayalım. Kritik bir parça değil. Ancak şöyle bir kritik durum var diyelim ki, şu mesafe önemli olabilir. Yani bu mesafenin belli bir değerin altına düşmesini istemiyoruz. Özellikle malzeme yumuşak bir malzeme ise plastik, kompozit, alüminyum, bakır gibi malzeme ise ve bu dinamik ortamda çalışacaksa, buradan da bir şey geçecekse, şu mesafeyi belli bir değerin altına, diyelim ki 3 milimetrenin altına düşmesini istemiyoruz. Bunun analizini yaptığımız varsayalım. O zaman bu mesafeyi ne olabilir bu parçada, bu resme göre yapılan parçada bilmemiz gerekiyor. Eğer bu hesabı, yani buradaki mesafe hesabını nominal değerleri, yani parçanın model değerlerini kullanarak yaparsak, diyelim ki modelde deliğin çapı 8.3, burası 86, burası 70 gibi ölçülerse, modelde tolerans yoktur bilirsiniz, her şey tamdır. Varsayalım ki buradaki mesafe 3.85 mm'nin altını 3.85 hesapladık. Ve bizim için iyi bir mesafe diyelim ki bu. 3'ün altına düşmemeyi öngörmüşsek, hesaplamışsak 3.85 yeterli, güvenilir yerdeyiz. Ancak biz bu hesabı yaparken neyi kullandık? Model değerlerini kullandık. Yani nominal değerleri. Oysa parçaların bir de gerçek değerleri vardır. Yani modelden farklı olarak işlenmiş parçalar. Bu yüzden teknik kısımlarda ne yapıyoruz? Tolerans veriyoruz. Bu resmin kaliteci için bir anlamı yok. Kaliteci için de diyelim ki şöyle bir resim yaptık. Yani toleransları verdik. Delikler içinde hem boyut toleransı hem konum toleransı verdiğimizi varsayalım. Ve her yerde de M kullandığımızı varsayalım. Delikler için M kullanılmış. Yani her bir delik 8.30 dediğimiz en fazla malzeme durumundan, 8.30 olarak belirlediğimiz en fazla malzeme durumundan 8.90 olan en az malzeme nokta durumuna doğru gittikçe, büyüdükçe, delik büyüdükçe daha fazla bonus verelim, biraz daha gezebilsin diyelim demek için diyelim buraya M'yi yazdık. Hani M'yi tercih ediyor tasarımcının ilk aklına gelen şey M. Aynı durumu datunlar içinde kullandığımızı varsayalım. Bakın burada datunlar için ilginç, hani daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz önemli bir şey var. Üçgen, datum üçgeni, boyutlu unsurun boyut çizgi hizasına yazılırsa datum eksen düzlemi demektir. Yani burada datum neresi olacak? B datumu şuradan geçen eksen düzlemi. Aynı şekilde C datumu da buradan geçen eksen düzlemi. Çünkü C de yine boyut çizgisinin hizasında. Dolayısıyla datumlar boyutlu unsur. İşte B datumu 86 artı eksi 0.5 mm arasında değişebilen bir boyutu var. C datumunda 76 artı eksi 10.5 mm arasında değişen bir boyutu var. Yani datumlar feature of size, boyutlu unsur. A boyutsuz unsur, yüzey. Bu yüzden boyutlu unsurlar içinde M kullanabiliriz ya da L kullanabiliriz. Varsayalım ki M'nin iyi bir şey olduğunu düşündüğümüz için, faydalı bir şey olduğunu düşündüğümüz için B ve C içinde M kullandığımızı varsayalım. Yani bunun anlamı neydi? Dört delik shift edebilir, gezebilir. Şu eksenin etrafında, şu bizim artık orijinimiz, üç datumun birleştiği yer şu nokta. İşte bu noktanın etrafında sağa sola yukarı aşağı dört delik birlikte gezebilir. Neye bağlı olarak? B ve C'nin gerçek ölçüsüne bağlı olarak. B ve C en fazla malzeme durumu olduğunda, yani B 86.5 olduğunda örneğin, C de 76.5 olduğunu bu geldiğinde gerçek bir parçada istenen şey şu, dört deliğin ekseni, yani patern ekseni B ve C'nin kesiştiği yerde olacak. Burada olacak. Datum hiç kaymayacak, gezmeyecek. Zor bir şey. İşte bunu kolaylaştırmak için tasarımcı ne yazmış? B ve C'ye M yazarak diyor ki B en fazla malzeme durumuna saptıkça, yani küçüldükçe, C de küçüldükçe patern gezebilir. Yani biraz boşluk veriyor. Sıkılığı azaltıyor. İmalat kolay olsun. Demek ki deliklerin, paternin, kenarların bir önemi yok. Bunu anlıyoruz. Zaten toleranslar geniş. Demek ki bu parça bir çerçevenin içerisine girmeyecek. Şu dış önemli değil. Toleranslar geniş. Deliklerin, paternin içinde yer alan unsurların birbirlerine göre konumlar önemli. Şu 70 ve 60'ın toleransı 0.20. Ancak birlikte gezebilirler. Bu teknik resmin anlattığı şey bu. Ve tasarımcı M her zaman kolaylık sağladığı için, bunu öngördüğü için burada ve burada ve burada M'yi kullanmış olsak. Bu durumda arkadaşlar
bir analiz yaptığımızda, işte en kötü durum analizi dediğimiz worst case analizi yaptığımızda şunu görebiliriz. Şuradaki mesafe, bizim 3'ün altına düşmesin dediğimiz mesafenin 2.40'a düşme ihtimali var. Oldukça tehlikeli bir durum. İşte bunu fark etmezsek, fark edilmezse tasarım sırasında karşımıza büyük problemler çıkabilir ve bu parça bir makinenin içerisinde çok kritik bir parça olabilir. Önemli bir parça olabilir. Bir uçakta, bir helikopterde veya bir otomobilde. O zaman buradan kesildiğinde, yarıldığında bu yetersiz kaldığı için bu anlık çok büyük problemler yaşayabiliriz. İşte bu analiz yapıldığında M hani kullanmak iyi bir şey. Kullandık iyi bir şey olduğu için, iyi bir şey olduğunu düşündüğümüz için. Ancak şu analizi yaptığımızda, bakın şurada her bir, bunun detaylarına girmeyeceğim, bunu inceleyebilirsiniz. Şu resimde her bir unsurun farklı durumları, çünkü bu delikler 8.3 de olabilir, 8.90 da olabilir. 8.90 olduğunda en fazla malzeme durumundan 10'da 6 saptığı için bu deliklerin konum hatası 0.80 de olabilir bonusla birlikte. Şu kalınlık modelde 86 ama 85.5 da olabilir. 85.5 olduğunda en fazla malzeme durumundan saptığı için o sapma kadar yine patern de gezebilir. İşte bütün bunların şurada kaydetmeye çalıştım. Olumsuz etkili olabilir. Şuradaki malzeme kalınlığı bütçesi üzerinde ve bütçeyi daraltabilir. Ve 3.85 nominal değerden 1.45 milimetre daha düşük bir etkanlığı, yani 2.40 etkanlığıyla karşılaşabiliriz. Bu da çok acı bir sürpriz olabilir. Demek ki malzeme problemi olduğunda, kritik olduğunda bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani M kullanırsak bunu düşünmeden, bunu öngörmeden, şu analizi yapmadan, worst case, en kötü durum analizini yapmadan M kullanırsak bu gibi sürprizlerle karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için de ya bu toleranslar değişecek, yani şunlar neden olan boyutlar değişecek. Ve boyutları değiştirmek her zaman kolay değil, maliyeti artırıyor. Onun yerine M yerine L kullanmak, eğer montaj garanti ise, yani buradan civata değil de çok daha rahat bir şey geçecekse, bir pim geçecekse, çok boşluklu bir pim geçecekse, çok büyük boşluk veya kablo geçecekse, hava geçecekse, o zaman civata gibi davranmasını, civata gibi düşünmeye gerek yok. L kullanarak yine bonus veriyoruz burada imalatçı. L de her zaman bonus veriyor. Yani amaç imalatı rahatlatmak. Yoksa burada M yerine hiçbir şey de kullanmayabiliriz. Yani S dediğimiz, regardless of features, boyutlar ne olursa olsun tolerans sabit olacak dediğimizde o da çözer problemi, ancak biraz maliyetli olur çünkü hiç bonus vermez. L de bonus verir. Bu yüzden burada L kullanmak tercih edilebilir. Aynı parçada L kullandığımızda en kötü iki durumu buraya yazmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Diyelim ki delikler 8.30 alt limitte. Burası 85.5, burası 75.5 olduğunda bu hesabı yapabilirsiniz. Et kalınlığı en az 3.20 oluyor. 0.65 düşürüyor deliklerin işte konum toleransı ve patenin gezme toleransı. Delikler 8.90 olduğunda, yani en az malzeme durumunda olduğunda, şuradaki kalınlıklarda 86.5, başka bir hani uç durum, 76.5 olduğunda, maksimum metreyle gittiğinde yine şu hesabı yapabilirsiniz. Yine bunların toplam etkisi 0.65 milimetre net etkisi bu civarda kalıyor ve et kalınlığı 3.20'nin altına yine düşünüyor. 3.85 eksi 0.65 eksi 0.65 3.20. Dolayısıyla L bize neyi hatırlatmalı? Malzeme sıkıntısı var. Et kalınlığı meselesi var. Bir başka L'nin yoğun kullanıldığı yerlerden bir tanesi de yine malzeme ile ilgili bir başka problem alanı. Varsayalım ki şu parçanın bir karşılığı var montajda ve buraya geçecek. Bu geçmede de şurada ve burada boşluk yok, temaslı geçmeler var. İşte burada da yine L ya da S kullanmayı düşünebiliriz. Bunlar akla gelebilir. Ancak L kullanıldığında hani yine bir bonus olduğu için
sefer delikler küçüldükçe gezebilir dediğimiz için çok da anlamlı değil L kullanım burada. İşte buralarda S kullanıyoruz. S kullanılan yerde burası. Yani hiçbir şey kullanmadınız. Bakın M de yok, L de yok. M ya da L olmayınca S var demektir. Hani kimi durumlarda, burçlarda, bu gibi durumlarda D kullanımı bazen göz önüne alınır ama iyi bir analiz yapmak lazım. Yani delikler bu kez küçüldükçe gezebilir, pimler büyüdükçe gezebilir D kullandığımızda. İşte bu gezmenin etkisini düşünerek montaj olur mu olmaz mı analiz yapılması lazım. Bu yüzden bu analizlerde çok genellikle zor olduğu için veya işe yaramadığı için, çünkü küçüldükçe gezebilir, pim büyüdükçe gezebilir, zaten montaj olmaz. Dolayısıyla L de kullanılamaz çoğu zaman. Bu yüzden de buralarda S kullanıyoruz. İşte üçüncü durum. M'nin ya da L'nin olmadığı durum. Regardless of feature size. Şuradaki deliğin çapı ne olursa olsun veya datum A dediğimiz büyük deliğin çapı ne olursa olsun, yani hem küçük deliğin, işteki küçük deliğin, hem de şu büyük deliğin çapı ne olursa olsun, aynı şekilde PIM'de de büyük çap ne olursa olsun, küçük çap ne olursa olsun, işte burada M ya da L olmaz, olmaması bize bu ne olursa olsun söyletebiliyor. Malzeme durumu ile ilişkili değil. Regardless of feature size, tolerans sabit. Ve bu tolerans da oldukça dar. Bunlarda pek bir hesap yapamayız. Sadece işte geçme boşluklarını kullanarak, şu toleranslarını kullanarak veya pres kuvvetini göz önüne alarak ne kadar bir pres kuvvetiyle buraya basılacak. Çok zorlamamak lazım. Çok da çıkmaması lazım. Kolay olmaması lazım çıkmasın dediğimiz durumlarda işte bazı analizlerle buraya yazabileceğimiz en küçük değeri yazıyoruz. Tabii imalat koşullarını da göz önüne alarak. Çünkü buralara hani mümkünse sıfır yazmak istiyoruz ama bu mümkün değil. İmalatı mümkün değil. Bu yüzden olabilecek çok mikron seviyesinde toleranslar yazarak bu montajın olabilirliğini sağlamaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi M ya da L olmadığında hiç bonus olmadığı için toleranslar oldukça dar, maliyetler yüksek. Demek ki S, M'nin ya da L'nin olmaması maliyeti yüksek olacağını bize anlatıyor. Bunu beklememiz lazım, bunu öngörmemiz lazım, yüksek maliyettir. S'nin kullanıldığı bir başka yerse, çok yaygın kullanım olduğu için bir örnekte onun için sunmak istiyorum izninizle. Şu havşa başlı civataların kullanıldığı yerler, konik başlı ya da havşa başlı civatalar. Bu civatalar hani iyi bir civatadır, severiz bunları. Çünkü yüzeyi, parça yüzeyiyle aynı seviyeye geldiği için bir çıkıntı oluşmuyor. İşte civatanın kafası yük taşıyor, bu da önemli bir şey. Civataya yük gelmiyor. Bu gibi durumlar için ideal bir civatadır. Ancak bu civata kullanıldığında şunu da öngörmemiz lazım. Civata bir parçadan geçiyor. İşte bir parçadan geçmiş. Özür dilerim. Başa dönmüşüm. Civata bir parçadan geçmiş. Ve civatanın kafası bu parça üzerindeki, şu birinci parça üzerindeki havşalara, şu koniklere oturmuş. Bakın. Bu kafa buraya oturmuş, bu kafa da buraya oturmuş. Bu ne demek? Bu parça civatayla arasında bir boşluk yok. Şuradaki boşluk bizim bir işimize yaramıyor. Şuradan çünkü tutuyor. Daha sonra biz başka bir parçayı da birleştirdiğimizde ikinci parçada da diş olduğu için işte metrik 8 diş var. Bu parçaya da oturuyor civatamız. Yani burada da boşluğun olmadığını varsayıyoruz. Yani iki parça da bağlayıcının etrafında oynayamıyor. Hiç boşluk yok. Montaj yapıldığında hiç boşluk yok. Ya da yapılırken hiç boşluk yok. Bu nedenle de burada çok sıkıntılı bir durum var. Hani masum gibi görünen bir civata aslında hiç boşluğa izin vermediği için ne istiyor bizden? Mükemmele yakın parçalar istiyor. Hiç konum hatası olmayan eksenli unsurlar istiyor. Bu yüzden de zorunlu olarak da sancılar ne yapması gerekiyor? Buralara oldukça dar toleranslar. Ve toleransın yanında M ya da L yok. Regardless of feature size. Buradaki deliğin çapı ne olursa olsun hiç önemli değil. Bu deliği istediğiniz kadar büyütün. Civata gezemediği için bir boşluk hesabı yok. Yok varsayıyoruz. O yüzden bir konum tolerans hesabı yapamıyoruz. Ya da malzeme durumunu işin içerisine katamıyoruz. Çünkü geçmeyle malzemenin gerçek boyut arasında hiçbir ilişki yok. Şurada da yine diş saplandığı için karşıya bir ilişki yok. Bu yüzden en zor tasarımlar ya da bazen gerekli oluyor kuşkusuz. Kullanıyoruz. Kullanmaktan kaçınmıyoruz. Kaçınmayacağız da. Gerekliyse kullanacağız ama
maliyetin yüksek olacağını, birçok parçanın pire olacağını, pirelerin artacağını eğer dikkat işlemleri yapmazsak bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, konum toleransla birlikte özellikle malzeme durumunu ilişkilendirdiğimizde konumunu kontrol ettiğimiz eksenli unsur delik, slot, diş çekilmiş delik, gerçek ölçüsünü ilişkilendirdiğimizde ilişkilendirebiliyorsak M ya da L kullanabiliyoruz. Ama konum gerçek ölçüden bağımsızdır. Konum sabit olmalıdır. S'de yani S durumu da bu sabiti hatırlatmalı bize ya da sorunu hatırlatmalı ya da sıkı geçmeyi hatırlatmalı. Bakın sıkı geçme, sorun, sabit parçalar oynayamıyor. Demek ki bu durumlarda M ya da L kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. M en şeyi her zaman için en faydalısı, en yararlısı maliyetler açısından, montaj açısından. Demek ki analizlerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Bu videoda bunu biraz aktarmaya çalıştım. Umarım anlaşılır olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.